Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eşref Hocanız. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf 1. dönem 1. yazılıda bizim karşımıza hangi sorular gelecek? Biz nerelerden sorumluyuz? Bunlarla ilgili bizler oturduk düşündük. Sizin öğretmenleriniz size hangi konulardan hangi tarz soruları sorar? Bunun üzerine çok kafa yorduk ve bugün sizlerle birlikte coğrafya adına mükemmel bir yazılı hazırlık çalışması yapacağız. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizleri neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda bizim burada öncelikle bu video senin bu yazılıdan hem dört dörtlük hazırlanmanı sağlayacak hem de yazılıdan gerçekten çok yüksek bir not alacaksın. 100 aldıran video diyoruz biz buna. Ve burada neler var? Karşımızda bizi neler bekliyor? Bir, öğrenci notlarımız var. Yani biz o dönem başladığından bugüne kadar geldiğimiz süreçte sizlere nelerden bahsettik? Onlarla ilgili güzel güzel bak bunlara dikkat et. Bu yazılıda kesin karşına çıkar güzel notlar hazırladık. Onun dışında yazılıda soru karşına geldiğinde o hafızandan geriye getirebileceğin güzel hap bilgiler vereceğiz. Aynı zamanda açık uçlu sorularımız, klasik sorularımız olacak. Bir de MEB'in yapmış olduğu o ortak sınav provasında da hemen sonunda güzel güzel çoktan seçmeli testlerimiz yer alacak diyoruz. Tabii ki bununla birlikte dikkat bak kitabını aktif ediyorsun yazılı notları kitabını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu ortak sınav denemelerine de katılıyorsun. Bu noktada bunu nasıl yapacağız derseniz hemen şu görmüş olduğunuz birinci dönem yazılı notları kitabını temin ediyorsun. Arka kapağın kısmında bir etiket var. Bu etiketi kazıyorsun ve koda buluyorsun. Bunu bulduktan sonra ya TATS uygulamasından bunu açıyorsun ya da Tonguç Mağaza bölümünden girip dijital kitap bölümüne geçiyorsun, kodu giriyorsun ve denemeye ulaşıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEB ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TATS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEB ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmağaza.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılılarda başarılar. Biz elimizden geldiğince bu yazılının da sizlerle birlikte üstesinden geleceğiz ve bir sonraki hafta evet hocam yazılım çok güzel geçti yazıdan 90 aldım, 95 aldım, 100 aldım diyeceğiniz yorumları sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi bizim burada 4 tane ünitemiz vardı. Hani o coğrafyada neler var dediğimizde birinci ünite doğal sistemlerdi. İşte bu birinci dönem birinci yazılı tamamıyla doğal sistemleri içerisinde barındırıyor. Peki bunlar kimlerdir dersek? İlk dersimiz, tanışma dersimiz coğrafya bilimi insan doğa. Burada doğa ve insan arasındaki etkileşimden bahsettik. Onlar muhteşem dörtlü litosfer, hidrosfer onları birazdan açacağız. Coğrafyanın bölümleri, ilkeleri ve tarihsel süreçteki gelişim. Burası var cepte. Devamında dünyanın şekli, o geoid şekli kanıtlayan durumlar nelerdi? Dünyanın şeklinin ne gibi sonuçları var? Onlardan bahsettik. Devamında hareketler yani günlük ve yıllık eksen hareketi, eksen eğikliği onlardan bahsettik. Burası da var. Yer ve zaman yani dünya üzerindeki herhangi bir noktanın nerede yer aldığını belirlemede kullanmış olduğumuz kriterler vardı. Enlem boylamlar, paralel meridyenler vardı. Onlardan bahsettik. Orası da cepte. Devamında yerel saat hesaplamaları bir de Türkiye'nin coğrafi konumu vardı. Burada gene birinci dönem birinci yazılı içerisinde sorumlu olduğumuz kısımlar. En sonunda ise harita okur yazarlığı. Yani harita nedir? Harita çeşitleri nelerdir? Bununla birlikte haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri, haritada olması gereken unsurlar nelerdir? Onlardan da bahsettik. Bunlar da gene cepte yer almakta. O zaman hadi bakalım öğrenci notları. Yani sizin bu yazılıda neleri bilmeniz gerekiyor? Onlardan da biraz bahsedelim. Şimdi coğrafya neydi? Coğrafya insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıydı. Şöyle şuraya insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı diye iki kelime yazalım. Bizim burada doğa dediğimiz kısım ne oluyordu? 4 tane temel ortamdan oluşmaktaydı. Ve insan ve doğa sürekli olarak etkileşim halindeydi. Bunu da unutmayalım. Bu 4 doğal ortam neydi dersek? Atmosfer,
Attık gitti havaya, hava küre. Hidrosfer, su küre. Litosfer, taş küre. Bir de biyosfer, canlı küreydi. Biyosfer hem atmosferdeki, hem hidrosferdeki, hem de litosferdeki canlı yaşam alanı olarak ifade edilmekteydi. Ve şunu unutmayalım. Doğa insanı etkilediği gibi insan da doğayı etkilemektedir arkadaşlar. Nasıl dersek, kutba yakın bölgelerde insanların kalın elbiseler giyerken ekvatora yakın bölgelerde insanların daha ince elbiseler giymesinin temel sebebi doğanın insana etkisine örnek gösterilebilir. Ama eskiden çöl iklim bölgesi ya da tarım yapılamayan bir bölgede sulama sistemlerinin geliştirilmesiyle birlikte insanların tarım yapabilir hale gelmesi burada insanın doğayı etkilediğine örnektir diyebiliriz. Ama burada da şunu unutmayacaksın. Doğayı evet insan etkiliyor. Bazı durumlarda olumlu etkilememiz söz konusu, bazı durumlarda ise olumsuz etkilememiz söz konusudur diyebiliriz. Nasıl dersek. Biz şu anda enerji anlamında, ulaşım anlamında fosil yakıtları yoğun bir şekilde kullanmaktayız. Ve bu ister istemez neye sebebiyet veriyor? Hava kirliliğine sebebiyet veriyor. O zaman bu ifade doğayı olumsuz etkilediğimizi gösterir. Ama eğimli arazilerde o arazinin yapısına uygun taraçalama sistemlerinin yapılması doğayı olumlu anlamda etkilediğimizi gösterecektir. Ya da anız yakma işlemi, yani hasat sonrasında tarımsal ürün atıklarının yakılması gene doğayı olumsuz anlamda etkilediğimizi gösterecektir diyebiliriz. Ve bak, 4 doğal ortamı unutma. Neydi? Litosfer, taş küre. Biyosfer, canlı küre. Atmosfer, attık, hava küre. Hidrosfer, su küre olarak ifade edilmekte ve bunlar birbirleriyle sürekli olarak etkileşim halindedir diyebiliriz. Coğrafyanın tarihsel süreçteki gelişimine baktığınızda ilk çağ döneminde Yunan medeniyeti coğrafyanın gelişimi üzerinde ciddi anlamda etkilidir. Orta çağ dönemine geldiğimiz zaman özellikle arkadaşlar İslam medeniyeti yeni ve yakın çağda, hemen şuradaki yakın kısmını sileyim, orta çağ diye şurayı şöyle yapalım, İslam medeniyeti, özellikle de İbni bilmem ne, İbni'nin devamında herhangi bir isim gelirse %90 orta çağ döneminde İslam coğrafyasında coğrafya bilimine insan etmiş kişilerdir diyebiliriz. Yeni ve yakın çağda ise özellikle coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa toplulukları coğrafyanın tarihsel süreçteki gelişiminde etkili olmuştur diyebiliyoruz. Coğrafya dedik ki insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. O zaman coğrafyanın birçok noktada inceleme konusu vardır diyebiliriz. Ve biz bu noktada coğrafyayı daha rahat bir şekilde inceleme alanına dahil edebilmemiz için parçalamamız lazım. Bunu bir tıp gibi düşünebilirsin. Tıpta da çeşitli dallar var ve her doktor kendi dalında uzman hale geliyor. Coğrafyada da burada iki tane ana kısım var. Bunlardan birincisi fiziki coğrafya kısmı. Burası coğrafyanın doğa kısmının incelendiği alandır. İkinci kısım ise beşeri coğrafya kısmı. Burası da coğrafyanın insan etkinlikleri sonucunda oluşturulmuş olduğu kısımdır diyebiliriz. Bak, fiziki coğrafyada birinci kısmımız neymiş? Jeomorfolojiymiş. Jeo dediğimiz yer, morfo dediğimiz şekil, loji dediğimiz ise bilimdir. O zaman jeomorfoloji ne oldu? Yer şekli bilimi oldu. Dünya üzerindeki yer şekilleri, yer şekillerini oluşturan tektonik hareketleri inceleyen, bunun insanla etkileşimini araştırıp açıklayan bilim dalıdır. Mesela jeomorfoloji, jeoloji, litoloji, pedoloji ve petrografi yardımcı bilim dalıdır. B klimatoloji diyoruz, iklim bilimi olarak geçer ve burada meteoroloji yardımcı bilim dalıdır. Hidrografya, sular coğrafyasıdır. Hidroloji, hidrojeoloji, limnoloji, oseanografya ve potamoloji yardımcı bilim dalı. Biyocoğrafya, canlılar coğrafyası, zooloji, botanik ve tıp da buraya yardımcı bilim dalıdır. Kartografya, harita bilimi, burada da matematik yardımcı bilim dalıdır diyebiliriz. Yerleşme coğrafyası, burada özellikle arkeoloji yardımcı bilim dalı. Nüfus coğrafyası, burada özellikle demografi yardımcı bilim dalı. Ekonomik coğrafya, tarım, turizm, ticaret, sanayi, ulaşım, bunların hepsi buraya dahil edilecektir. Siyasi coğrafya, ülkeler arasındaki etkileşimi inceliyordu. Tarihi coğrafya, geçmiş dönemlerdeki coğrafi olayları tarihsel süreçte inceleyeceğimiz kısımdır. Bak şunu unutma, coğrafya bilimi sadece doğayı inceleyen bir bilim dalı değil. Çünkü coğrafya bilimi insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceliyorsa hem doğayı inceleyecektir hem de insanı inceleyecektir diyebiliriz. Ve fiziki coğrafya kısmı
doğa kısmını, beşeri coğrafya kısmında insan kısmını inceleyecektir. Buraya yıldız atıyorum. Buradan şöyle diyorum ki banko bir soru karşına gelecek. Geldik gene banko kısım. Dünyanın şekli ve hareketleri. Dünyanın kendine özgü bir şekli vardı ve biz bu şekle ne diyorduk? Geoid diyorduk. Geoid şekil kutuplardan dünyanın basık, ekvatordan dünyanın şişkin bir şekle sahip olduğu ifadedir. Ve dünyanın bu şeklini kanıtlayan bazı durumlar vardı. Neydi bunlar? 4Ç. Birincisi yarı çapı. Yani ne demek istiyorum? Ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından daha uzundur. İkinci Ç, çevresi. Ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha uzundur. Üçüncüsü yer çekimi. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. Dördüncü Ç, çizebileceğimiz en geniş çember her zaman ekvatordur. İşte burada görmüş olduğun bu 4 tane Ç dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlayacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Ama onun dışında güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bunun sonucundaki durumlar ise dünyanın geoid olduğunu kanıtlamaz ama dünyamızın şeklinin sonucudur. Nasıl? Mesela Nijerya'da sıcaklığın yıl boyunca Norveç'ten daha yüksek olması dünyanın şekliyle ilgilidir. Çünkü güneş ışınlarının yere düşme açısı kutuplara doğru gidildikçe daralır ve buna bağlı olarak sıcaklık azalır, gölge boyu uzar, denizlerin tuzluluk oranı azalır, buharlaşma miktarı azalır. Güneşin atmosferde aldığı yol kutuplara doğru gidildikçe artar diyebiliriz. Onun dışında ekvatordaki çizgisel hız ise kutuplardaki çizgisel hızdan çok daha fazladır. O zaman çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalması, grup ve tan süresinin kutuplara doğru gidildikçe uzamasına, alacakaranlık süresinin kutuplara doğru gidildikçe uzamasına sebep olmuştur diyebiliriz. Ekvator yıl boyunca termik kökenli alçak basınç, kutuplar ise yıl boyunca termik kökenli yüksek basınç kuşağı olarak karşımıza çıkmakta. Gene bu da termik basınçların oluşması dünyanın şeklinin sonucuyla ilgili bir durumdur. Ve hatta harita çizimlerinde bozulmalar yaşanır demiştik, hatırlayın. Afrika ile nereyi kıyaslamıştık? Grönland'ı kıyaslamıştık ve kutuplara doğru gidildikçe haritalardaki o harita çizimlerindeki bozulmalar da artar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şunu unutma o zaman. Dünyanın şekli ve sonuçları ifadesine baktığında kesinlikle nereye doğru gitmen lazım? Kutuplara doğru gitmen lazım. Sana eğer ki bir ifade verdiğinde kutuplara doğru gidildikçe bu durum şöyle olur diyorsa %99,9 bu dünyanın şeklinin sonucudur diyebilirsiniz arkadaşlar. Bak. Dünyanın geoid şekil kazanmasında kendi ekseni etrafında dönmesiyle birlikte meydana gelen merkez kaç kuvveti etkili olmuştur dedik. Geoid şekli kanıtlayan durumlar 4C'ydi. Hatırla, çap, çekim, çember, çevre dedik geçtiğim. Dünyanın şekline bağlı olarak meydana gelen bazı durumlar diğerlerini de etkiler. Ne demek istiyoruz? Güneşin yere düşme açısı kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bunun sonucunda bak mesela sıcaklık azalır. Eğer ki sıcaklığın azalması, şuraya yazdım, gölge boyunun uzaması, deniz ve okyanuslardaki tuzluluk oranının farklılık göstermesi, güneşin yere düşme açısının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralmasıyla ilgilidir. O zaman ne oldu burada? Verilen bir durum başka durumların da meydana gelmesine neden oldu diyebiliriz. Diğeri, çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bunun sonucunda grup ve tan süresi, alacakaranlık süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar. Bak bu da neyi etkiledi? Bunu etkiledi diyebiliriz. Dünyanın hareketleri dediğimiz zaman, eksen hareketi dediğimizde, dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu batıdan doğuya doğru olacak şekilde ne kadarlık sürede tamamlıyordu? 24 saatte tamamlıyordu. 24 saati biz bir gün diyoruz. Yapılan bu hareketi ise eksen hareketi ya da günlük hareket ifadesi diyebiliriz. Ama burada şunu unutma. Dünya ekseni etrafındaki bir tam turunu nereden nereye tamamlıyor? Batıdan doğuya doğru tamamlıyor. Bunun bazı sonuçları var. Nedir bunlar? Aydınlanma çemberi batıya doğru gidecek. Doğuda güneş erken doğup erken batacak. Doğuda yerel saat batıdaki merkezlere göre daha ileridir. Gölgemiz önce batıyı sonra doğuyu gösterecek. Bunların hepsi dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları,
Kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapar. Bunlar da gene arkadaşlar dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Eksen hareketi ifadesinde anahtar kelimemiz neydi? Cümle başlandı. Cümlenin içerisinde bir yerde gün içindeyi kullandın ya da günlüğü kullandın ve ne yaptın, cümleyi bitirdin. O zaman gün içinde meydana gelen güneşin yere düşme açısının farklılık göstermesi, sıcaklığın gün içinde değişmesi, gölge boyunun gölge yönünün gün içinde değişmesi, günlük sıcaklık farklarının oluşması eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Çünkü ben artık neyi biliyorum? Eksen hareketinde anahtar kelimemiz, kavramımız gün içindedir diyebiliriz, tamam mı? Burada bir de şunu unutma. Dinamik kökenli yüksek basınç kuşakları oluşur. 30 derece enlemi, 60 derece enleminde de dinamik kökenli alçak basınç kuşağımız oluşuyor. Tekrar söylüyorum. Dinamik basınç kuşakları 30 ve 60 derece enlemlerindedir. Bunları oluşturan ana etken de dünyanın neyi oldu? Eksen hareketi oldu. Dünyanın şeklinde peki ne oluşuyordu? Termik yüksek basınç 90 derece enlemlerinde, termik kökenli alçak basınç ise 0 derece enlemlerinde diyebiliriz. Zaten şunu unutmayalım. Termik dediğimizde bu basıncı oluşturan neydi? Sıcaklıktı. Dinamik dediğimde bu basıncı oluşturan eksen hareketiydi diyebilirim. Geldim şimdi dünyanın şeklinden ikincisi. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken bir yandan da güneş etrafında dönüyor ve bu dönme hareketini 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Biz bu 365 güne 1 yıl, 6 saati de 4 yılda 1 Şubat'a eklemiş oluyoruz. Ve dünya kendi ekseni etrafında şuradaki gibi bir tam turunu tamamladığında oluşturduğu yörüngeye biz elips yörünge diyoruz ve elips yörüngenin bazı sonuçları vardı. Dünyanın yörüngedeki hızı farklılık gösteriyordu. Dünya 3 Ocak'ta Güneş'e en yakın, 4 Temmuz'da Güneş'e en uzaktı. Onun dışında dünyanın yörüngedeki hızı farklıydı. Eylül ekinoksu 2 gün gecikiyordu ve bu yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olmasına neden oluyordu diyebiliriz. O zaman elips yörüngeye yıldız atıyorum. Bunu unutmayalım. Bu hareket ne kadarlık sürede tamamlanıyordu? 365 gün 6 saatte. Ben bu 365 güne ne diyordum? 1 yıl. O zaman yıl içinde başımıza gelen durumlar ya da yıllık ifadesini kullandığımızda bu eksen ekliyle ilgili bir durumdur. Güneşin yere düşme açısı yıl içinde değişir. Gölge boyu yıl içinde değişir. Yıllık sıcaklık, yıllık basınç farkları oluşur diyorsa, yıl ifadesi varsa bu sefer de eksen ekliğine gidiyordun. O zaman şunu unutma. Sana verilen bir ifadede ekvatordan kutba doğru gidersen bu yüksek ihtimal dünyanın şeklidir. Sana verilen bir ifadede gün içinde günlükle ilgili bir durum veriyorsa eksen hareketidir. Sana verilen bir ifadede yıl içinde yıllıkla ilgili bir durum veriyorsa bu da eksen eklidir diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve burada aydınlanma çemberinin konumuna bakarak özel tarihler hakkında yorum yapabiliriz. 4 tane tarihimiz vardı ya bizim. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık. Şimdi buradaki tarihlerde meydana gelen durumları nereden bileceğiz dersek Türkiye'den bileceksin. Türkiye'de o aylarda, o tarihlerde neler meydana geliyor onu bileceksin. Aynı durum kuzey yarımkürede, bunun tam tersi ise güney yarımkürede meydana gelir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve dünya yörüngede neydi? 23 derece 27 dakika bir eğikliğe sahipti ve bu eğiklik bizim dönencelerimizi ve aynı zamanda 90'a tamamladığımızda da kutup dairelerimizin oluşmasına neden oluyordu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi coğrafi koordinat sistemi, yani yer ve zaman kısmına. Burada paralelleri, enlemleri, aynı zamanda meridyen ve boylamları bilmek zorundayız. Paraleli bilebilmemiz için dünya üzerindeki en geniş daire olan 0 derece başlangıç paraleli, ekvatoru bilmemiz lazım. Ve ekvatora, bak şunu unutma, 1 derece aralıklarla çizilen daireler paralel daireleridir. Bunların kuzeyde 90 tane olduğunu, güneyde 90 tane olduğunu biliyorum. Kuzey kuzey yarım küreydi ve buradaki paraleller kuzey paraleliydi. Güney güney yarım küre ve buradaki paraleller güney paraleliydi. Paralellerimizin çevre uzunlukları şöyle dikkat ederseniz kutuplara doğru gidildikçe dünyanın şekline bağlı olarak kısalmaktaydı diyebiliyoruz. Bir de burada meridyen dediğimiz bir kavram vardı. Başlangıç meridyeni, bak bir kutuptan diğer kutupa
giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberleri biz meridyen yayları diyorduk. Ve başlangıç meridyeni İngiltere'nin Londra kentinin Greenwich gözlemevinden geçmekteydi. Hemen Greenwich'in sağ tarafında 180 tane, sol tarafında gene 180 tane olmak üzere toplam 360 meridyen yayımız vardı. Biz Greenwich'in sağ tarafına doğu yarım küre ve buradaki meridyenleri doğu meridyenleri, sol tarafına batı yarım küre ve buradaki meridyenleri de batı meridyeni ifadesi kullanmaktaydık. Meridyenin boyu sabittir. Neden? Çünkü bu bir kutuptan başlar, diğer kutba gider. Peki meridyendeki değişim nedir dersek, meridyenlerin arasındaki mesafedir. Ve ardışık birer derecelik meridyenler arasındaki mesafe. Dikkat ederseniz kutuplara doğru gidildikçe ne yaptı? Kısaldı diyebiliyoruz arkadaşlar. Paralellerin arasındaki kuş uçumu mesafe ise sabittir, değişmez. Ardışık bir derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafe 111 kilometredir. Ve biz buna bağlı olarak iki merkez arasındaki mesafeyi hesaplayabiliriz. Enlem nedir dersek, paralelle açıklayamadığımız ve dünya üzerinde herhangi bir noktanın tam nerede yer aldığını belirlemede kullanmış olduğumuz kavram. Yani enlem bir merkezin başlangıç paraleli dediğimiz ekvatorla şuradaki yaptığı açıdır. Ve enlem etkisi dediğimiz ifade arkadaşlar ekvatordan kutba doğru meydana gelen durumlardır. Yani dünyanın şeklindeki ifadelere baktığında sen eğer ki bunları açıklayabiliyorsan, mesela kim? Ekvatorda yer alan bir ülkenin kutupta yer alan bir ülkeden daha sıcak olması neyle ilgilidir? Düşün şöyle, ekvator kutup, kutba doğru gidiyorum, o zaman dünyanın şeklidir. Ben bunu dünyanın şekliyle açıklayabildim mi? Evet, açıkladım. O zaman bu enlem etkisiyle de açıklanabilecek bir durumdur diyebiliriz. Tamam, bunu unutmayalım. Peki bir de meridyenler var dedik de, mavi çizgilerimizde nelerdi? Mavi çizgilerimizde bizim meridyenlerimizdi. Meridyenle birlikte o başlangıç meridyeniyle yapan açı ise boylam olarak geçer. Ve boylam da herhangi bir noktanın başlangıç meridyeni dediğimiz Greenwich ile yaptığı açıdır. İşte bu iki açının kesişimi çocuklar bizim dünya üzerinde nerede yer aldığımızı belirtiyor diyebiliriz. Burada dünya üzerindeki her noktanın, unutmayalım, kendine ait bir yerel saati vardır. Ve yerel saat kısmında güneşin en tepede olduğu zaman dilimi 12'dir. Ve biz 12'den önce gündüzün yarısını, 12'den sonra da gündüzün diğer yarısını yaşadık. Doğuda yerel saat batıya göre daima ileridir. O zaman doğuda bir merkez veriyorsa oranın yerel saati ileri, batıda bir merkez veriyorsa oranın yerel saati geridir. Ve ardışık bir derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Ve aynı boylam üzerinde bulunan tüm noktaların yerel saatleri ortaktır diyebiliriz. Türkiye coğrafi konum anlamında tarif etmemiz gerektiğinde iki şekilde tarif ederiz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin mutlak konumudur. Bir diğeri ise Türkiye'nin göreceli konumu olarak karşımıza çıkmakta. Mutlak konumda biz hem enlem ifadesini hem de boylam ifadesini kullanmaktayız. Ve unutmayalım, bak bu önemli. Belki öğretmeniniz hani Türkiye noktasında, coğrafi konum noktasında bir farkındalık oluşturmak isteyebilir ve şöyle bir klasik soru sorabilir size. Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu konumu enlem ve boylam dereceleri olarak yazınız derse, hemen ne yapıyorsun? Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri arasında, 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer almaktadır diyeceksin. İşte biz bir ifadeyi bunlara göre açıklıyorsak, mesela Türkiye kuzey yarımkürede yer alır mı? Evet, yer alır. Niye? Çünkü biz 36 kuzey, 42 kuzey enlemleri arasında yer almaktayız. Türkiye doğu yarımkürede yer alır mı? Evet, alır. Çünkü Türkiye 26 doğu, 45 doğu boylamları arasında yer alıyor. O zaman burada ne oldu? Burada verilen bir ifadeyi enlem ve boylamla açıklıyorsam bu mutlak konumdur. Ama böyle açıklayamıyorsam bu göreceli konum ifadesi olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve Türkiye'nin enlem, boylam derecelerine bağlı olarak meydana gelen durumlar mutlak konum dedik ya. Buna örnek verelim. Şimdi güneyden kuzeye doğru gittiğimizde Türkiye'de güneş ışınlarının yere düşme açısı daralır.
Şimdi Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittiğimizde güneş ışınlarının yere düşme açısının daralmasının temel sebebi aslında biz kuzey yarım kürede ekvatordan nereye gidiyoruz? Kutuplara doğru gidiyoruz. O zaman ekvatordan kutuplara doğru gidiyorsak bu durumda ne olacaktır? Dünyanın şekliyle ilgili olacaktır. O zaman ben bunu neyle açıklıyorum? Mutlak konumla açıklıyorum. Ama mutlak konumla açıklayamadığımız bazı durumlar var. Mesela ne? Bu kısma baktığımız zaman burası Avrupa. Burası Afrika. Burası Asya. Şimdi Türkiye'ye baktığımda 3 kıtanın tam neresinde yer aldı? Kesişimi noktasında yer aldı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda Türkiye'nin hem Avrupa'da hem de Asya'da toprakları var. Bak bunları mesela ben yaklaş şöyle enlem boylamla açıklayamam. Yani Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Bu 36-42 ile açıklanabilir. Açıklanamaz. Bu kendimize has, kendimize özgü bir durumdur. O yüzden göreceli konumdur. Türkiye güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez. Neden? Çünkü Türkiye dönencenin dışında. Dönence dedim. Neyle ilgili? Enlemle ilgili. Bak bu mutlak konum. Ama Türkiye'de yer şekilleri çeşitlilik gösterir. Kısa mesafede yeryüzü şekilleri farklılaşır derse bu göreceli konumdur. Neden? Çünkü yer şekli enlem boylamla açıklayamam ki. Ya da Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi iki tane önemli stratejik boğazı var. Bunu da enlem boylamla açıklayamam. Doğumuzda petrol, doğalgaz zengin ülkeler var. Enlem boylam bana ne? Batımızda sanayisi gelişmiş Avrupa ülkeleri var. O zaman enerji koridoru olduk çıktık. Bu da göreceli konumdur. Birçok hem bölgesel hem küresel anlamda örgüte üyeyiz. Birleşmiş Milletler'inden, NATO'sundan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar birçok üye ülkeliğimiz var. Ama bazılarının kurucu üyesiyiz. Bazılarında sadece üyeyiz diyebiliriz. Şimdi burada yazılı kısmı bitti. Hemen şöyle ilk sayfaya geldiğimde burada şunu da söylemiştim ama bu ikinci yazılı kısmının dahilinde. O yüzden buraya çalışmıyorsun. Sadece çalışacağın A, B ve C dediğimiz o üç kısım. Harita okur yazarlığı ikinci dönem, yani birinci dönem ikinci yazılıda bizim karşımıza çıkacak kısımdır diyebiliriz. Şimdi genel bir bilgilendirme yaptıktan sonra eksik olduğunuz kısımları da önceki haftalarda atmış olduğumuz ders videoları içerisinde bul, oraları izle ve tam anlamıyla eksiğini kapat diyebiliriz. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar. Diyor ki birinci sorumuz klasik soru. Doğayı oluşturan doğal ortamlar nelerdir diyor. Yani bana burada neyi soruyor? 4 doğal ortamı soruyor. Kimdi bunlar dersek? Birincisi litosferde, hemen şöyle yazalım, açıklamalarını da yazacağım. İkincisi atmosferde, hemen şöyle devam ediyorum. Üçüncüsü hidrosferde ve son dördüncüsü, dört temel ortamdan dördüncüsü ise biyosferde arkadaşlar. Şimdi bunları yazdık. Zaten biz burada artık şunu biliyoruz ki sfer dediğimiz kısım küre. Litosfer taş küre olarak geçerdi değil mi? Yer kabuğunun o katılaşmış üst kısmıdır. Dağlar, ovalar, platolar, kayaçlar, topraklar buranın elemanıdır. Atmosfer hava küre olarak geçer ve yer çekiminin etkisiyle dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasıdır. Kim var burada? Karbondioksit var, oksijen var, neon, argon, kripton gibi gazlar var. Hidrosfer, hidrosu, sifer dediğimiz küre, o zaman bu da su kürenin karşılığı olarak ifade edilmekte. Denizler, okyanuslar, göller, akarsular, yeraltı suları, bunların hepsi de hidrosferin elemanı. Biyosfer ise canlı küre olarak geçer ve biyosfer, hidrosfer ve atmosferdeki canlı yaşam alanıdır. Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar burayı ifade etmekte. Hemen buraya şöyle yıldız atıyorum. Bence bu kesinlikle birinizin sınavında soru olarak gelecek. Litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer doğayı oluşturan o muhteşem dörtlü dediğimiz dört tane doğal ortamdır diyebiliriz. Geldik şimdi fiziki coğrafyanın alt dalları nelerdir diyor. Buna da yıldız atıyorum. Bu soru da mutlaka gelecek. Ben şimdi burada seçmek istemedim. Genel bir çıtayı belirleyebilmek için niye böyle yaptığımı da birazdan söyleyeceğim. Şimdi bak. Coğrafya insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıydı. Ve biz coğrafyayı ikiye ayırıyorduk. Bunlardan birincisi fiziki coğrafya, bir diğeri ise beşeri ve ekonomik coğrafyaydı. Şuraya da şöyle beşeri ve
ekonomik coğrafya diye yazayım arkadaşlar. Fiziki coğrafya unutmayalım, coğrafyanın doğa kısmı. Beşeri ve ekonomik coğrafyası coğrafyanın genel itibariyle insan kısmının incelendiği alandır. Nüfus, yerleşme, tarım, turizm, ulaşım, madenler, bunların hepsi beşeri ve ekonomik coğrafya kısmında, tamam mı? Ama soruda ben ne dedim? Fiziki coğrafyanın alt dalları nelerdir dedim. Şimdi fiziki coğrafyanın birinci alt dalı jeomorfolojidir. Jeomorfoloji neydi dersek, yer şekli bilimidir. İkinci alt dalı klimatolojidir. Klimatoloji iklim bilimi olarak geçer. Üçüncü alt dalı hidrografyadır, sular coğrafyası. Dördüncü alt dalı biyo coğrafya, canlılar coğrafyası. Ve son, şuraya da şöyle biyo coğrafya diye yazayım. Beşinci alt dalı ise kartografya, yani harita bilgisi olarak ifade edilmekte. Ama öğretmeniniz belki bunu böyle sorabilir, ama böyle de sormaya da bilir. Mesela nedir? Jeomorfoloji nedir? Jeomorfoloji bilimine yardımcı bilim dalları nelerdir de diyebilir. O yüzden ben önce sana bir soru geldiğinde fiziki coğrafyanın alt dalları nelerdir derse bunları yazıyorsun. Sana herhangi birinin yardımcı bilim dalı derse, mesela jeomorfolojinin jeoloji yardımcı bilim dalı, pedoloji toprak bilimi yardımcı bilim dalı, jeofizik gene yardımcı bilim dalı, litoloji gene yardımcı bilim dalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bak bunlar ne oldu? Bunlar jeomorfoloji yardımcı bilim dalı oldu. Bir de şuraya şöyle petrografiyi de yazalım. Bu da gene fiziki coğrafyanın yardımcı bilim dalıdır. Klimatolojiye kim yardım edecek? Meteoroloji dediğimiz hava durumu bilimi yardım edecek. Hidrografya, hidrosferden, su küreden aklına gelsin, sular coğrafyası. Hidroloji yardımcı bilim dalıdır. Onun dışında limnoloji gene yardımcı bilim dalıdır. Potamoloji gene yardımcı bilim dalıdır. Devam ediyorum. O okyanus bilimi, oseanografya yardımcı bilim dalı ve hidrojeoloji gene yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta. Burada mesela limnoloji göl bilimi, potamoloji akarsu bilimi, oseanografya okyanus bilimi, hidrojeoloji yeraltı suları bilimi, hidroloji su bilimi, petrografi kayaç bilimi, pedoloji toprak bilimi, jeoloji yer bilimi, jeofizik yerin fiziği bilimi, litoloji de yapı bilimi olarak ifade edilmekte. Biyo coğrafya neydi? Canlılar coğrafyasıydı. O zaman burada bize zooloji hayvan bilimi, biyoloji canlı bilimi, botanik bitki bilimi ve tıp yardımcı olacaktır diyebiliriz. Kartografyaya da matematik yardımcı bilim dalı olarak ifade edilmekte arkadaşlarım. Bak burada şunu unutma. Sana öğretmenin fiziki coğrafyanın alt dalları nelerdir yazınız derse jeo, klima, hidro, biyo, kartoyu yazacaksın. Ama oldu ki jeomorfolojiye yardımcı bilim dalları nelerdir derse, bu sağ taraftaki siyahla yazmış olduğumuz jeoloji, pedoloji, litoloji, jeofizik ve petrografi yazacaksın. Burayı unutma. Bence buradan da bir soru cepte diyebiliriz. Geldik. Gelecek. Gelecek. Nasıl gelecek? Böyle de gelebilir. Dünyanın şeklinin 5 tanesi, sonucunun 5 tanesini yazınız. Burada hemen şunları bil ya. Hani 5 tane sonuç dediğimizde mesela biraz daha uyanık ol. 4 şeyi yazabilirsin. Lan 4 tane sonucun var. Sana eğer ki dünyanın geoid olduğunu kanıtlayan durumlar nelerdir derse bu 4 şeyi al. Şuraya şöyle kanıt diye de yazıyorum. Bunları zaten bilirsen dünyanın şeklinin 5 sonucundan 4 tanesini, yüzde kaçlığını, 80'lik kısmını yaptığın, hemen yazalım. Mesela neyi yazalım? Gölge boyu kutuplara doğru gidildikçe ne yapar? Şuraya şöyle gölge boyu kutuplara doğru gidildikçe uzar diyorum. Bu bir. İkincisi, sıcaklık ortalamaları kutuplara doğru gidildikçe ne yapar? Azalır. Bak şuraya şöyle kutuplara doğru diye yazmıyorum uzatmamak için. Onun dışında deniz ve okyanuslardaki tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır diyebiliriz. O zaman bak, bunlar kutba doğru gittiğindeki meydana gelen durumlar, dünyanın şekliydi. Mesela başka ne diyebiliriz? Çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Grup ve tan süresi, şöyle yazıyorum, grup ve tan süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar diyebiliriz. Bak bunu böyle sorabileceği gibi der ki güneş ışınlarının yere düşme açısı kutuplara doğru gidildikçe daralır.
Tamam. Bunun sonucunda meydana gelen durumlar nelerdir yazınız derse. Gölge boyu, sıcaklık, tuzluluk oranı, kalıcı karın alt sınırı, bunların hepsi sıcaklığın kutba doğru azalmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Ama bana soruda dünyanın şeklinin sonuçlarından 5 tanesini yazınız demedi. Dünyanın geoid bir şekle sahip olduğu durumlar nelerdir? Geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlayan durumlar nelerdir dedi. O zaman 4C'yi alıyoruz. Peki bu dünyamızın şekli geoid diye onun tanımını da yapalım, unutmayalım. Dünyamızın kutup noktalarından basık, ekvatordan şişkin, kendine has şeklini biz geoid şekil diyorduk. Ve geoid şekli kanıtlayan 4 durum. Çevresi, ekvator çevresi kutuplar çevresinden uzundur. Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından uzundur. Yer çekimi kutuplara doğru gidildikçe artar. Çizilebilecek en geniş çember her zaman ekvatordur ifadesi de gene dünyanın şeklinin sonucudur. Ama geoid olduğunu kanıtlayan da durumdur diyebiliriz. Biraz beyni ekonomi kullanmamız lazım. Bir diğer soru. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş yönünün sonuçları nelerdir? Hoba, şimdi geldik. Dünya kendi ekseni etrafında bir kutuptan diğer kutba geçtiği varsayılan yer ekseni çevresinde batıdan nereye doğru? Doğuya doğru olacak şekilde bu hareketi 24 saatte tamamlamaktadır diyoruz. Bizim o zaman dünyanın ekseni etrafındaki dönüş yönü neymiş? Batıdan doğuya doğruymuş. Bak şuraya şöyle batıdan doğuya doğru yazdım. Şimdi bunun sonuçlarına geldiğimizde bir, doğuda güneş ne yapar? Güneş erken doğar ve aynı zamanda da erken batar. Bunu mesela Türkiye ölçeğinde düşündüğümüzde nasıl düşünebiliriz? Şöyle düşünebiliriz. Iğdır İzmir'e göre daha doğuda. O zaman Iğdır'da güneşin İzmir'e göre erken doğup erken batması neyle ilgili bir durum? Ahanda bura. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur. O zaman doğuda yerel saat daima ileridir diyebiliriz. Bu da gene dünyanın dönüş yönüyle ilgili bir durumdur. Ve aynı zamanda gece ile gündüzü ayıran aydınlanma çemberi doğudan batıya doğru şöyle hareket edecektir. Şuraya şöyle aydınlanma çemberi batıya doğru hareket eder diyorum. Batıya hareket eder dedim. Bir de bence en önemlisi hem sürekli rüzgarlar ve aynı zamanda okyanus akıntıları. Şuraya da şöyle okyanus akıntıları diye yazdım. Ve unutmayalım, kuzey yarım kürede bunlar sağa doğru sapar. Güney yarım kürede ise bunlar sola doğru sapacaktır diyebiliriz. Bak burada neyi yaptık? Burada dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili durumlardan bahsettik. Dünyanın eksen hareketinin sonuçlarını yaz derse o zaman sen verdiği cümleyi ya gün içinde diyeceksin ya da ne diyeceksin? Günlük diyeceksin, bunu unutma. Tamam, bak buradaki ifadeler bizim için böyle önemlidir diyebiliriz. Geldik. Matematik iklim kuşakları nelerdir? Bunu oluşturan kim? Bunu oluşturan dünyanın yörüngedeki eğikliği, yani eksen eğikliği olarak ifade edilmekte. Peki biz bu matematik iklim kuşaklarını çizmemiz gerekirse, şuraya şöyle bir dünya çiziyorum. Şöyle sileyim, biraz daha düzgün çizebilir miyiz bu dünyayı? Şöyle aldım, bir dünya çizdim. Şimdi bak, şurası 0 derece başlangıç paraleli dediğimiz ekvator. Ve geldim şuraya. Şurası 23 derece 27 dakika kuzey enlemi. Şurası 23 derece 27 dakika güney enlemi. İşte biz ekvatorla yengeç dönencesi, ekvatorla oğlak dönencesi arasında kalan bu kuşağa ekvatoral kuşak diyeceğiz. Bak tekrar söylüyorum. Dönenceler arasında kalan kuşak ekvatoral kuşaktır. Şurası 66 derece 33 dakika kuzey, burası 66 derece 33 dakika güney enlemidir. İşte bu dönencelerle kutup daireleri arasında kalan kuşağa orta kuşak diyeceğiz ki Türkiye tam bu yazdığım orta kuşak üzerinde yer alır. Aynı şekilde burası da gene bir orta kuşaktır güney yarım kürede. Devamında son kısım artık şurası 90 derece kuzey, şurası 90 derece güney kutup noktası. Bu aralıkta bulunan kısımlar ise arkadaşlar hemen şöyle şuraya yazıyorum. Kutup kuşağı olarak karşımıza çıkmakta. Bak burası kutup kuşağı kuzeydeki, burası da kutup kuşağı neredeki? Güneydeki diyebiliriz.
İşte bunların kaçar derece enleminden geçeceğini belirleyen kimmiş? Dünyanın ekseni ekliymiş. Peki ekseni eklimiz kaç dereceydi? 23 derece 27 dakika olarak karşımıza çıkmaktaydı sevgili arkadaşlar. Ve bana öğretmenin şöyle bir soru sorarsa, ekseni eklinin sonuçlarından 5 tanesini yazın derse, o zaman artık biliyorsunuz, cümleye başlayın. Cümlenin içerisinde yıl içindeyi kullanın ya da yıllık ifadesini kullanın ve cümleyi bitirin. Güneşin geri düşme açısı yıl içerisinde değişir. Sıcaklık yıl içinde değişir. Gölge boyu yıl içerisinde değişir. Bak gördün mü, hemen yıl içindeyi yapıştırıver. Ama mesela ekvatordan kutba dersek bu neyle ilgilidir? Şekliyle. Gün içinde dersek neyle ilgilidir? Eksen hareketiyle ilgilidir diyebiliriz. Paralel ve meridyenlerin özelliklerini yazınız demiş. Bak bunu ben şekil çizerek size şöyle göstereyim. Şimdi şuraya şöyle dünyayı çizdik. Şurası 0 derece paraleli, yani başlangıç paraleli. Burası ekvatordur. Paralelin özelliğinde o zaman birinci bilmem gereken nedir? Başlangıç paraleli ekvatordur. Ve paraleller ekvatora ne yapar arkadaşlar? Ekvatora 1 derece aralıklarla çizilirler. O zaman diyeceksin ki başlangıç paraleli ekvatordur. Ekvator en geniş paralel dairesidir. Ekvator dünyayı kuzey ve güney olmak üzere ortadan ikiye ayırır diyeceksin. Ve şunu unutma. Bak bunu unutma. Paraleller ekvatora 1 derece aralıklarla çizilen dairelerdir. Ve ekvatorun üst kısmı kuzey yarım küre, ekvatorun alt kısmı güney yarım küre. Bak şimdi dikkat et, 1 derece aralıkla çizdiğimde 1 derece, 2 derece diyorum. Aynı şekilde aşağıya geliyorum, 1 derece ve gene aşağıya geldim, 2 derece. Hepsinden ikişer tane var mı? Var. Ekvatorun üst kısmındakiler kuzey paraleli, alt kısmındakiler güney paraleli. Kuzeyde 90 tane paralel dairem var ve güneyde de gene 90 tane paralel dairem var. Ve şunu unutmayalım, 90 derece paralelleri nokta şeklini alır ve bu alanlar kutup noktalarını göstermektedir. Paralelle ilgili en önemli değişim nedir derseniz, kutuplara doğru gidildikçe paralellerimizin boyları ne yaptı? Kısaldı arkadaşlar. Peki sorum şu. Şimdi ben buradaki haritama, dünyama baktığım zaman şunu net bir şekilde görebilmekteyim. Paralelimin boyu kutba doğru kısalıyor. Evet kısalıyor, ama paralelin boyunun kutba doğru gidildikçe kısalmasını sağlayan temel durum nedir derse sana, dünyanın şeklidir diyeceksin. Bak burada bunu unutma. Bu bence bu kısım için en önemli ifadedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Paraleli böyle bitirdik ve şunu unutmayalım. Ardışık birer derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafede 111 kilometredir. Peki geldik şimdi meridyenlere. Bir kutuptan diğer kutba giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberler meridyen yaylarıdır. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin Londra kentinin Greenwich gözlemevinde bulunmaktadır. Ve bunlar nereye bir derece aralıkla çiziliyor? Greenwich'e bir derece aralıkla çizilir arkadaşlar. Bak bunlar yarım çemberlerdir. O zaman ben şöyle bir derece, devamında şöyle geliyorum 2 derece, devamında şöyle geliyorum 3 derece diye çizdim. Aynı şekilde buraya geldim, şöyle 1 derece, devam ettim şöyle 2 derece ve devam ediyorum şöyle 3 derece diye çizdim. Bak gene aynı şekilde aynı sayısal değerlerden ikişer tane var mı? Bu sefer yönü kime göre belirliyoruz? Greenwich'e. Greenwich'in şöyle sağındaysak doğu yarım küre. Buradaki meridyenler doğu meridyeni ve burada total 180 tane meridyen yayı. Greenwich'in solundaysak burası batı yarım küre. Buradaki meridyenler batı meridyeni ve burada da gene 180 tane, total 360 meridyen yayımız vardır. Bak bir meridyen yayını tam daire yapan karşısındaki meridyen neydi, hemen hatırla derslerimizden. Antimeridyendi ve bunlar birbirini 180 dereceye tamamlamaktadır. Nasıl? 45 derece doğu meridyeninin anti meridyeni nedir dersek, 135 derece meridyeni. Niye? Topladığımızda bunlar 180'e tamamlanacak. Doğuydu, nereye gittik? Batıya gittik. O zaman 135 derece batı meridyeni de Greenwich'in, yani 45 derece doğu meridyeninin anti meridyenidir diyebiliriz. Peki Greenwich'in 0 derece başlangıç meridyeninin anti meridyeni nedir dersek, 180 derece meridyeni olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Geldik şimdi bir diğer soru. Diyor ki soru bize, Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonuçları nelerdir? Türkiye 36 derece 42 derece kuzey enlemleri arasında yer alıyor. Bunun sonuçlarından bir tanesi neymiş?
orta kuşakta yer almasıymış. Burada bak 4, Batı, Cephe ve Akdeniz. Bu 4 tane kelimeyi bileceksin. Nasıl kodlayabiliriz? Yani bir şey yapmamız lazım. Batı cephesinden 4 mevsim Akdenizliler geliyor diyebilirsiniz. Batı cephesi. Batı cephesi 4 mevsim Akdenizliler geliyor. Bak şimdi. 4 mevsimin belirgin yaşanması. Batı rüzgarlarının bizim ülkemizde etkili olması. Cephe yağışlarının görülmesi ve Akdeniz ikliminin bizim ülkemizde etkili olması Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıtlıyor. Batı cephesinden 4 mevsim Akdeniz iklimi etkili. Batı cephesinden 4 mevsim Akdeniz iklimi etkili. Batı rüzgarları, cephe yağışları, 4 mevsim belirgin yaşanır ve Akdeniz iklimi görülür. Bu ifadeler Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıtlayan durumlardır diyebiliriz. Şimdi o klasik dediğimiz kısım bitti. Burada sorular farklılaşabilir. Mesela Türkiye'nin coğrafi konumuyla ilgili durumlarda der ki Türkiye'nin mutlak konumunun sonuçlarından 5 tanesini yazınız. Al burada 4 tanesini ben yazmışım. Bu 4 tanesi Türkiye'nin mutlak konumunun sonucudur. Bir de şunu yaz yahu Türkiye gün ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez de al 5 tane mutlak konum sonucudur. Ama bana mesela Türkiye'nin göreceli konum sonucundan 5 tane yazın derse 3 tarafının denizlerle çevrili olmasını yaz. Onun dışında iki kıtada topraklarının bulunmasını yaz. Onun dışında mesela 3 kıtanın kesişim noktasındadır de. Maden çeşitliliği zengin bir ülkedir de. Ne de bir de ki İstanbul ve Çanakkale boğazları bulunur de. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane durum. Göreceli konumu sorarsa böyle. Mutlak konumu sorarsa da sol tarafı yap. Orta kuşağı sorarsa o 4 mevsim, Batı cephesi, Akdeniz iklimi, onun dışında cephe yağışları bunları da söyleyebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Bunları da unutmayalım. Geldik şimdi o merkezi sınavda gelebilecek çoktan seçmelilerle ilgili de size sorular hazırladık. Diyor ki dünya güneş karşısında şekildeki konumdayken aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur demiş. Bak. Burada şimdi senin bilmen gereken tarihin hangisi oldu? Burada sana tarihi bulmamda birinci kısım. Kuzey kutup noktası mı aydınlıkta, güney kutup noktası mı? Evet söyle. Aynen öyle. Kuzey kutup noktası aydınlıkta, o zaman kuzey yarım küre bu tarihte yazı yaşıyormuş. Güney yarım küre ise bu tarihte kış mevsimini yaşıyormuş. Güneş ışınları nereye dik açıyla gelmiş? 23 derece 27 dakika kuzey enlemi dediğimiz yengeç dönencesine dik gelmiş. Ya da ekvatoru şöyle çiz daha kalın bir şekilde. Çizdin mi? Hangi alanda daha aydınlık fazla? Kuzeyde mi güneyde mi? Kuzeyde, o zaman kuzey yazı yaşıyor. Kuzeyin yazı yaşadığı tarih nedir derseniz tarihimiz 21 Haziran tarihidir diyoruz. Buna göre pay biç. Bak bunu da nereden pay biç? Türkiye'de 21 Haziran'da neler yaşanıyorsa kuzey yarımkürede aynısı, güney yarımkürede ise tam tersi yaşanır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer demiş. Şimdi haritamın üzerindeki şu çizmiş olduğum kısımları şöyle siliyorum. Aydınlanma çemberi hangisi? Şu. Nereden geçmiş? 66-33'lerden geçmiş. Bak gördün mü? 66-33. 66-33'ler neydi? Kutup daireleriydi. Ama bana burada kutup noktalarından geçer demiş. O zaman bu ifade doğru olmaz. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı o yol yengeç dönencesi üzerinde en uzun olur demiş. Yengeç dönencesi burası. Yengeç dönencesindeki aldığı yol kutup noktalarında ya da diğer enlemlerde aldığı yoldan daha kısa, en uzun olur demiş. Yanlış. Güney yarımküre yaz mevsim başlar. Ne yazdık oraya? Kış. Bu da yanlış. Oğlak dönencesi üzerinde saat 12'de gölge oluşmaz demiş. Güneşin dik geldiği yerde gölge oluşmayacak. Dik nereye geliyor? Yengeç dönencesine. O zaman bu ifade de yanlış. Güney kutup dairesi üzerinde 24 saat gece, kuzey kutup dairesi üzerinde 24 saat gündüz yaşanır demiş. Şimdi buraya bakacağım. Buraya bakacağım. Şöyle bir siliyorum burayı. Kutup dairelerini yazıyorum. Bak şurayı şöyle çizdim. Bu bir. Şurayı şöyle çizdim. Bu iki.
Çizdiğim çizgiler 24 saat. Derslerimizden hatırla. 24 saat bu çizginin tamamı aydınlıkta mı? O zaman burası 24 saat boyunca gündüz. Burası da 24 saat boyunca ne yaşayacak? Gece yaşayacak. O zaman bu ifade doğru bir ifade oldu. Sevgili arkadaşlar, geldik şimdi bir diğer sorumuza. Haritadaki bilgilere göre Ankara'da yerel saat 16.20 iken İstanbul'da yerel saat kaçtır diyor. Şimdi Ankara'ya bakıyorum. Ankara neredeymiş? Ankara 33 derece doğu boylamı üzerindeymiş. İstanbul ise 29 derece doğu boylamı üzerinde. Şimdi benim bunların ikisi arasındaki neyi bulmam lazım? Zaman farkını bulmam lazım. Zaman farkını nasıl bulacaksın? Hemen boylam farkını alacaksın. Bak, sana böyle bir ifade verdiği zaman birinci yapman gereken boylam farkını almak. 33 doğu, 29 doğu dersem 4 boylam farkı var. İkinci adım, boylam farkını şuraya şöyle yazayım. Boylam farkını ne yapıyorsun? 4 dakika ile çarpıyorsun. Çünkü ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı. O zaman 4 çarpı 4 dakika dersek 16 dakikalık zaman farkı var mı? Üçüncü adım, verilen yer batıda, istenen yer, bak istenen yer doğuda ise ekle, istenen yer batıda ise çıkar. Geldik şimdi. Ankara'da yerel saat 16.20 diyor. Bana İstanbul'daki saatimi soruyor. Batıdaysa çıkarmam lazım. Ne kadar çıkaracağım? 16 dakika. 16.20'den 16 dakika çıkardığım zaman 16.04 yapar sorumuzun cevabı. Geldik bir diğer soru. 98 derece doğu boylamı kaçıncı saat dilimi içerisinde yer alır demiş. Şimdi dünyada 24 tane saat dilimi vardır. Her 15'lik bir saat dilimi olarak geçer. 98 derece doğu boylamı. Bak, birinci ulusal saat dilimi 15 derece doğu boylamı. İkinci ulusal saat dilimi 30 derece doğu boylamıdır. Böyle bu buradan devam edip gidecek. Bak şimdi. 15, 30, 45, 60, 75, 90, bak 90, 105, 90, 105, 90, 105. O zaman bu 98 derece doğu boylamı, şurada 90 derece doğu dediğimiz kaçıncı saat dilimi? 6. ulusal saat dilimi, şurada 105 derece doğu boylamı dediğimiz 7. ulusal saat dilimi arasındadır. Bana demiş ki 98 doğu boylamı kaçıncı saat dilimi içinde yer alıyor? 98, 6. ulusal saat dediğimiz 90 doğu boylamına 8 boylam fark var. 105, 7. doğu boylamı, yani o 105 derece 7. ulusal saat dilimine de 7 boylam fark var. Hangisine daha yakın? 7'ye daha yakın. O zaman 98 derece doğu boylamı 7. ulusal saat dilimi içerisinde yer alır. O zaman sen böyle bir soru karşına geldiğinde hangi 15'lerin arasında yer aldığını bul. Hangi 15'e sayısal değer olarak daha yakınsa oranın ulusal saat dilimi içinde yer alır. Şimdi burada demiş ki bize 8. ulusal saat diliminin boylam aralıkları nelerdir diyor. Şuraya da şöyle 8. diye yazayım. Hatta burayı sileyim. Tamam mı? 2 tane yapalım buradan. Buraya da diyeyim ki birincisine eksi dördüncü ulusal saat dilimi diyelim. Eksi dört batıya gidiyoruz. 15'te 1, 30'da 2, 45'te 3, 60'da eksi dörde gideriz. O zaman eksi dördüncü ulusal saat diliminin merkez boylamı 60 derece batıdır. Bunun yarısı bunun doğusunda, yarısı batısında olacaktır. 15 derecenin yarısı nedir? 7 derece 30 dakikadır. O zaman 60'tan 7, 30 doğuya gidiyorum. 52 derece 30 dakika doğuya geldim. 7, 30 batıya gidiyorum. 67 derece 30 dakika doğu diyorum. Şimdi geldik, aşağıdakini çözelim. 8. ulusal saat dilimi artı dediği için doğuya gideceğim. Bak, artı diyorsa doğuya gideceğim. Eksi diyorsa batıya gideceğim. Tamam mı? 8. ulusal saat dilimi. 15 ile önce 8'i çarp. Tamam mı? 15 ile 8'i çarptığımız zaman 120 derece yaptı mı? O zaman bunun merkez boylamı neresiymiş? 120 dereceymiş. 7.30 doğusunda, 7.30 batısında. 7.30 doğuya gidersem 120 derece 30 dakika doğuya gelmiş olurum. 7.30 batıya gidersem
112 derece 30 dakika doğuya gitmiş olurum. Ah sana 8. ulusal saat dilimi. Al sana -4. ulusal saat dilimi. Geldik şimdi bir sonraki sorumuza. Bu sorumuz sevgili arkadaşlar, bu örnek sorular yayımlandı ya. Buna istinaden oluşturulmuş bir soru. Peki soru bize ne diyor bakalım. Bir meridyen ile antimeridyeni arasında 12 saat yerel saat farkı vardır diyor. Tamam, bir meridyen var, antimeridyen. Şimdi hemen şöyle meridyen neydi, antimeridyen neydi, onlardan da şöyle bahsedip hatırlamamız gerekirse, meridyen yayı dediğimiz bir kutuptan başlayıp diğer kutba giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberlerdi. Ve bir meridyen yayını tam daire yapan meridyene o meridyenin antimeridyeni diyordu. Ve şunu unutmayalım. Bir meridyen ile onun antimeridyenini topladığınızda 180 derece yapmalı. Eğer ki meridyenimiz doğu meridyeni ise antimeridyeni batı, meridyenimiz batı meridyeni ise antimeridyeni doğu olmak zorunda. Çünkü ifadeyi mantıken düşündüğünüz zaman dünya küreseldi ya, burası doğuysa bunun tam karşı tarafı gibi düşüneceksiniz. Peki 55 doğu meridyeninin antimeridyeni kaçtır demiş. Ne dedik burada? Meridyenle antimeridyen birbirini 180'e tamamlayacak. O zaman 180 derece 55 dereceyi çıkardığımızda buluruz. 10'dan 5 çıktı 5, 7'den 5 çıktı 2, burada da 1 kaldı. 125 derece meridyeni bunun antimeridyeniydi. Peki bakıyorum, 125 doğu 125 batı var. Nasıl olacak? Eğer ki bizimki doğu meridyeni ise antimeridyenimiz batı, bizimki batı meridyenimiz ise antimeridyenimiz doğu olacak. Peki 55 derece doğu demişse bunun antimeridyeni batı meridyeni olmalı. Peki kaç batı olacak dersek, topladığında 180'e tamamlayacağın için 125 derece batı olacaktır ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım soruya. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi aynı anda birden fazla ortak saat kullanmaktadır diyor. Şimdi şunu unutmayalım. Eğer ki bir ülke doğu batı yönlü çok genişse, üzerinden çok fazla boylam derecesi geçeceği için en doğusuyla en batısı arasındaki zaman farkı çok fazlaysa birden fazla ortak saat kullanabilir. O zaman burada şunu unutmayacağız. Herhangi bir ülke birden fazla ortak saat kullanıyorsa doğu batı yönlü çok geniş olacak. Ama doğu batı yönlü çok dar bir ülke düşündüğünüz zaman doğusuyla batısı arasındaki zaman farkı çok az olacağı için bu da tek bir ortak saat kullanacaktır. Bana diyor ki birden fazla ortak saat kullanmaktadır. Şili, Güney Amerika'da ince, upuzun bir ülkedir ve tek bir ortak saat kullanmaktadır. Aynı şekilde Türkiye tek bir ortak saat kullanıyor, 3. ulusal saat dilimi. Hollanda ve Nijerya'da gene tek ortak saat dilimleri kullanmaktadır diyebiliriz. Ancak Rusya'ya baktığımızda doğu batı yönlü çok geniş bir ülke olduğu için aynı anda birden fazla ortak saat kullanmakta. Hemen şuraya da şöyle birden fazla diye yazarsam sorumun doğru cevabı E seçeneği oldu diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer soruya. Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisi doğaya daha uyumludur? Sonuçta biz dersimizin başında ne dedik? İnsan ve doğa sürekli olarak etkileşim halinde. Bu etkileşimlerden bazıları olumlu, bazıları ise olumsuzdu. Gelin hep birlikte şıkları şöyle bir bakalım. Akarsuların nükleer santrallerde kullanılması diyor. Şimdi nükleer santralde evet biz bunu kullanıyoruz. Çünkü reaktörleri soğutuyoruz. Ama bu o suyun ısınmasına, suyun tekrar akarsuya bırakıldığında bünyesine almış olduğu zararlı maddeler ister istemez akarsudaki canlıların etkilenmesine neden olacak. Bu maalesef uyumsuz bir durumdur. Evsel atıkların geri dönüşümde değerlendirilmesi. Mesela ne yapıyoruz? PET şişeleri geri dönüşüme götürüyoruz değil mi? Ya da normal şişeleri, metalleri geri dönüşüme gönderiyoruz. Oo, bu maşallah subhanallah en uyumlu durumdur diyebiliriz. Sonuçta bir tane PET şişeyi düşün. 2,5 litrelik bir PET şişe. Bir ampulün 4 saatte tüketici enerjiden tasarruf sağlamamıza sebebiyet veriyor geri dönüşüm. O yüzden bu doğa ile uyumlu bir durumdur diyebiliriz. Enerji ihtiyacını karşılamak için demiş... Termik santral. Termik santralde fosil yakıt kullanırsın. Bu hava kirliliğine, küresel ısınmaya sebebiyet verir. Alüvyal toprakların bulunduğu bölgede yerleşim yapamazsın.
Bir ovanın bulunduğu bölgede yerleşim değil, ne yaparsın? Tarım yaparsın. O zaman bunların ikisi de uyumsuz. Hasattan sonra tarım ürünü atıklarını yakamazsın. Yani anız yakma, bu da uyumsuzdur. E o zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Dünyanın eksen hareketi yukarıdakilerden hangilerinin oluşmasında etkili değildir diyor. Allah'ını seven şuraya dikkat etsin, tamam mı? Hemen atlıyorsunuz soruyu. Ondan sonra yanlış oluyor. Ya ben onu ama yanlış okudum diyorsunuz. Yapmayın bunu. Şunu çiz, altını böyle çiz. Çizdin mi? Çizdikten sonra buraya bakacaksın. Bakalım. Şimdi dünyanın eksen hareketi neydi? Günlük hareketi. 24 saatte gün içinde meydana gelen durumlar ya da günlük kavramlarını gördüğümde bu zaten direkt eksen hareketiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Şimdi geliyorum. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması. 30 derece enlemi dinamik yüksek, 60 derece enlemi dinamik alçak. Evet, dinamik basınçları dünyanın eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Ama bana soruda ne diyordu? Değildir diyordu. Tamam, düşme. O zaman bir gitti. Dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı karanlıktır diyor. Ya şimdi bunun içinden çıkamadınız. Şöyle bir dünya çizin. Bu taraf aydınlıkta, diğer arka tarafı karanlıkta. Dünya dönmezse hep böyle kalacak. O zaman dönmesi lazım. Bu eksen hareketiyle ilgili bir durum değildir. Güney yarımkürede okyanus akıntılarının akış yönünün soluna doğru sapması. Bu dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur. O zaman bu ifadede eksen hareketiyle ilgili. Alacakaranlık süresinin, bak dikkat et, kutuplara doğru gidildikçe uzaması. Bu neyle ilgilidir? Şekliyle ilgilidir. O zaman bu da eksen hareketiyle ilgili değil. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir diyebiliriz. Geldik şimdi bir diğer sorumuza. Yanda dünyanın güneş karşısında olduğu bir tarih verilmiştir diyor. Verilen bu tarihle ilgili olarak ifadelerinden hangileri gerçekleşir demiş. Şimdi tarihi nasıl bileceğiz? Aydınlama çemberini şöyle geçirdi. Ekvatoru şöyle bir karala. Karaladın mı? Kuzey yarım küre mi daha aydınlık alan, daha geniş? Güney yarım küre mi? Güney yarım küre. O zaman güney yarım küre neyi yaşıyor? Yazı. Kuzey yarım küre neyi yaşıyor? Kışı. E güney yarım kürenin yazı yaşadığı tarih 21 Aralık tarihidir. Tarihimizi bulduk mu? Bulduk. Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Çünkü kış yaşanıyorsa en uzun gecedir. Doğru. Kuzeye gidildikçe yaşanan gündüz süresi uzar demiş. Bunu zaten kolay bir şekilde şöyle yapıyorsun. En güneye gel. Aydınlıktasın, yani gündüz mü? Kuzeye doğru gittiğimizde aydınlıktan karanlığa geçtiysek gece mi yaşıyoruz? O zaman şunu unutma. Kuzeye doğru gidildikçe yaşanan gündüz süresi uzamaz, kısalır. Gece süresi uzar. Bu yanlış. Oğlak dönencesi üzerinde bulunan bir cismin öğlen gölgesi oluşmaz. Çünkü 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesine öğle vakti güneş ışınları dik açıyla gelir. Ve gölge boyu oluşmayacaktır. Bu ifade de doğru. Hangileri gerçekleşir demiş. 1, 3 ile D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Geldik sizinle bugünkü o yazılı kısmının sonuna sevgili arkadaşlar. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şimdi sıra sizde arkadaşlarım. Bu arada ödüllü sorunun cevabını yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki hafta ne yapacağız? Bir sonraki hafta bismillah deyip gene kaldığımız yerden sizler için güzel konu anlatımları gerçekleştireceğiz diyelim. Yorumlar kısmına hocam yazılım mükemmel geçti, harika geçti, yazılının canını okudum, 100 aldım, 90 aldım demenizi bekliyorum diyelim. Hadi bakalım, yazılarınızda başarılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.